Hava o kadar güneşli ki bir saniye gözüme güneş giriyor. Bakayım. Kayıtta kayıtta. Tabak çanaklarımı da genelde buralardan alıyorum. Fiyatları çok uygun oluyor. Mesela size göstereyim bak. Bir dakika şu ağaca da göstermek istiyorum. Çok güzel. Dedik ki neden dışarı çıkmayalım? Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Mazuri tarafına gidiyoruz. Böyle bu Crouchend taraflarına biraz daha yakın. Orada da çok sevdiğimiz bir kahvaltıcı var. Size göstereceğim orayı. İsmini de yazarım muhtemelen gittiğimizde. Bir dakika. Hava o kadar güneşli ki bir saniye gözüme güneş giriyor. Bu her zaman yaşanacak bir şey değil. Mekan çok kalabalık her zamanki gibi. Bu da menüsü ve fiyatları. Ben şurada full English breakfast var. 15.85'miş fiyatı. Ben vegetarian breakfast söylüyorum. Genelde ondaki sosisler veggie falan oluyor. Vegan seçeneği de var. Bakın burada Turkish eggs var. Buna da çılbır diyorlar. Diğer adı çılbır. Sarımsaklı yoğurdu falan geliyor. Daha önce yemiştim. Güzel. Burada da avokado tost, mushroom tost, egg benedict, french toast filan var. Sahipler de burada yapılıyor. Falanlar filanlar. Ben vejetaryen breakfast söyleyeceğim. Tuncer de Turkish egg söyleyeceğim. Are you vlogger? Yep. Nice, nice. Where are you from? I'm from Turkey. Turkey? This is Turkey as well. That's nice. Say hi to them. Merhaba. They have to do properly like in Turkey. Yes. All the considered. I am, yeah. Thank you very Thank much. Thank you. Bu mekanın sahipleri de Türkmüş. Kahvesi çok güzel ya. Ben kahvaltım gelince çayımı dolduracağım. Soğusun istemiyorum. Ha, hem de bu arada demlensin. Demlensin. Bu da minik sütün. Öyle dursun. Burada çılgın çok popüler bir şey. Şimdi soğumadan kahvaltıma geçiyorum. Bu arada garson kız çok ilgilendi YouTube kanalımla ve abone olacağım sonra. Biraz Türkçe de biliyor. Çok tatlı bir garsonları var. Tenis topumuz yoktu. 3 tanesi 1 pound'muş. 6 tane almaya karar verdik. 6 tanesi de 2 pound. Tenis toplarımız kaybolmuştu. Topun peşine koşturmaktan oyun oynayamıyorduk. Güzel oldu. Charity Shop'ta bulduk arkadaşlar. Bakın şu ev bölümleri çok güzel. Şöyle şeyler. Bir tane de şurada var. Aa, şurada da bir tane küçük var. Pasta mı? Bu da küçük bir tenis topu. Başka bir şey lazım mı? Alıyormuş. Başka bir şey, başka bir şey, başka bir şey. Bu bayağı şey, polyester. Arkadaşlar ikinci elci gezmeye bayılıyorum. Burada charity shoplar çok meşhur. Tabak çanaklarımı da genelde buralardan alıyorum. Fiyatları çok uygun oluyor. Mesela size göstereyim bak. Bak. Tanesi 1 poundmuş. 6 tane. Tanesi 1 pound, 6 tane pasta tabağı. Ufak kadehler. Neyse biz tenis topumuzu bulduk. Devam edelim. Aa, pick-up'lar da var. İnanmıyorum. 1-2 pound. Pick-up'lar. Ay şey, plaklar pardon. Bakayım kimler var. Plakların tanesi 2 pound ya, çok iyi. Alexandra Palace'a gidiyoruz şimdi. Şu çiçeğin güzelliğine bakar mısınız ya? Şu bahçenin güzelliğine bakın. Çıldıracağım. Buradaki evlere bayılıyorum.
Bir dakika, şu ağacı da göstermek istiyorum. Ya. Şimdi arkadaşlar, kahvaltı ettiğimiz yerin adı Beam. Güzel, sevdiğimiz bir kahvaltı burası. Garson kız da bu arada vlogger mısın dedi. Evet dedim. Sonrasında bayağı ilgilendi bize, sağ olsun. Kanalımın ismini sordu. Abone olacağım dedi. Siz de bu arada eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeri gelmişken söyleyeyim. Suratınız çok tatlı dedi. Ben kendimi övmek istemediğim için söylemedim. Sen övebilirsin beni. Evet, kadın dedi ki işte suratınız çok tatlı. YouTube'a mı çekiyorsunuz? Dilan da evet deyince, o zaman kullanıcı adınızı verir misiniz? Sizi takip edeyim dedi. öyle. Siz de Dilan'ın suratının çok tatlı olduğunu düşünüyorsanız siz de... Şurada bir ev manifestliyorum ya. Artık dua ediyorum, manifestliyorum. Ne derseniz deyin. Dua etmenin yeni moda adı da manifestlemek oldu. Böyle olunca daha havalı duruyor herhalde. Bu Alexandra Palace'a giden yol üstünden bir ev rica ediyorum. Allah'ım, duy sesimizi. Hem mekanda karışık gidiyorum, bak kafam ne kadar karışık benim. 37 pound hesap ödedik. Kahvaltı ettiğimiz mekanda Tuncer Turkish Egg söyledi. Bu arada Türkiye'den önce Turkish Egg yemedim ben. Bu burada acayip popüler. Çılbır deniyor. Ve birçok Türk mekanında var gerçekten bu çılbır. Menüde görebilirsiniz. Böyle sarımsaklı, yoğurtlu, sucuklu bir yumurta. İstanbul'da daha önce hiç yemediğim bir şeydi. Ben adını bile duymamıştım. Adını da mı? Çılbırı duymuştum yani ama. Evet, duymuştum ama tam olarak nasıl yapılıyor, nasıl bir şey olduğu hakkında fikrim yoktu. Yumurtalı bir şey ama ne olduğu belli değil. Evet, benim de fikrim yoktu. Burada mesela bir İngiliz'le tanıştığınızda, Türk olduğunu söylediğinizde şey diyor. Aa, ben çılbırı çok severim. Aa, ben Turkish Egg'i çok severim falan diyorlar. İlginç. Türkiye'de popüler olmayan ve burada Türkiye'ye dair popüler olan bir şey. Çılbır Turkish Egg. Sizin de aklınızda bulunsun. Hani eğer böyle Türkiye'den gelmeyi düşünenler, bir gün değişiklik olsun, gidelim bir English breakfast yapalım diye düşünüyorsanız, aşağı yukarı ortalama fiyatlar bu şekilde. Eğer bu mekana hani kahvaltı etmeye gelirseniz, gerçi çok turistik bir lokasyonda değil, hani biraz daha anturistik. Biraz daha anturistik bir yerde. Ama buradan Alexandra Palace çok yakın. Buradan da yürüyerek Alexandra Palace'a gidebilirsiniz. Yani kahvaltı yaptığımız yerden Alexandra Palace yaklaşık 15 dakika falan bir yürüme mesafesinde ve yol üstünde harika evler görebilirsiniz. Alexandra Palace'a insanlar Ali Pali diyor genelde. Uzun bir ismi olduğu için. Londra'nın en yüksek bölgelerinden birisi. Bakın şöyle oturma yerleri de var. Biraz böyle bizdeki Çamlıca Tepesi gibi. Buraya göre yüksek bir lokasyonda. Genelde burada içeride çok büyük bir... Bir dakika, şöyle gözlüğümü çıkartayım. İçeride çok büyük bir konser alanı var. Böyle ünlü isimler burada konser falan veriyor. Geçen sene Kur'an Bey'in konserine gelmiştik mesela buraya. Buz pateni alanı var. Buz pateni yapmak için böyle büyük bir ice ringi var. Tiyatro sahnesi var yine, böyle tarihi bir tiyatro sahnesi. Kimlerin konseri varmış, asmışlar buraya. Ben ara ara bakıyorum buraya hani... Kimler geliyor, kimin konserleri var? Çünkü bizim evimizde de çok uzak bir yer olmadığı için burada konsere gelmek bizim için çok konforlu. Bazen dünyaca ünlü sanatçılar buraya konsere geliyorlar. Ben de sık sık ara ara girip böyle internet sitelerinden bakıyorum. Kimin konseri var, kimin konseri yok diye. Bakın. Şöyle. Böyle bütün Londra'yı ayaklarınızın altına alabiliyorsunuz. Buraya böyle dürbün koymuşlar. İzleyebiliyorsunuz. Of, hava inanılmaz sıcak. Böyle bir sıcaklık tahmin etmiyordum. Aynı zamanda bu Alexandra Palace'ın bir önemi daha var. İlk BBC yayınının yapıldığı yer. Bakın size o şeyini de göstereceğim. Yayın kulesi mi deniyor buna? Bakın. Evet.
şurası. BBC yayın kulesi diye geçiyor sanırım. Böyle bir tarihi önemi de var. Hatta eğer Crown dizisini izlediyseniz bir bölümde bu ilk BBC yayınının burada yapıldığına dair falan bir bölüm buraya yer vermişlerdi. Şuralarda biraz böyle uzanalım mı? Gençler güneşleniyor. Şu ağacın altına girer mi gözlüğü? Klasik. Hemen üstsüz bir şekilde güneşlenmeye başlamışlar. Çok da garipsenecek bir şey değil ha. Sabah onu düşündüm. Biz güneş gördüğümüzde ya hemen gölge arıyoruz ya. Evet. Bunlar da tam tersi aslında. Bizde şey hani ya hadi gel bir gölge bir yer bulup soluklanalım oluyor. Evet. Bak mesela şimdi aylar sonra ilk defa böyle kısa kollu tişörtle dışarı çıktık. Yine bir ağaç altına gidiyoruz. Böyle güneşin alnına yatayım olayı yok bizde herhalde ama. Yok. Ya şuraya da gir. Şurası da gir. Ha oraya gidelim. Hem böyle hafif gölge. Orada Türkler var bak orada. Piknik yapıyorlar. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz derken oraya gidebiliriz diyorum. Olsun. Olsun. Bana nerelisin Bingöllüyüm dediğimde olsun diyen insanlar gibi yaptım onu. Ya şuraya da uzanalım. Şu ağacın altına mı uzansak? Şurada Ali Pali'ye de bir outfit check yapmayayım mı? Yanımızda Türkler var. İngiliz arkadaşlarımız bize akşam yemeğine gelecekler. Onları akşam yemeğine davet ettik. Şimdi menü belirlemeye çalışıyoruz ne yapsak diye. Benim aklıma hünkar beğendi geldi. Biraz da böyle bizim geleneksel böyle traditional bir şey olsun istiyorum. Hani klasik bir yemek yapsam mesela bir özelliği yok. Ayda yılda bir geliyorlar. O yüzden biraz daha böyle bizim kültürümüze yönelik bir şeyler pişirmek istiyorum. Hünkar beğendi yapacağız galiba. Hünkar beğendi de kuzu etinden mi oluyordu yoksa dana mı? Ondan da emin değilim yani. Yemek tarifleri sitesine bakıyorum şimdi. Bazısı kuzu yazmış, bazısı dana yazmış. Bilmiyorum, belki biraz ondan biraz ondan da yapabilirim. Siz biliyorsanız yazın arkadaşlar, nasıl yapayım bu hünkar beğendiği. Yani hünkar beğendiği de kilit nokta patlıcanın közlenmesi. Hani o köz tadın ağzına gelmesi gerekiyor. O yüzden o patlıcan közleme mevzusunu çözersek güzel bir menü olur diye düşünüyorum. Böyle. Bayağı susadık. Nereden bulacağız ya suyu? Şuralara, pub'un oraya baksak. Çok terledik. Kan ter içinde kaldık. Şimdi biraz soğuk bir şeyler alacağız burada. Alexandra Palace'ın içinde. Pub da var. Tuncer bir alacak galiba. Ben de dışarıdan bir iced coffee gibi bir şey alacağım. Dışarıda cam bardağa müsaade etmiyorlar. Ancak içeride oturacaksanız cam bardakta içebiliyorsunuz da. Evet, biraz saçma uygulamaları var. Güvenlik. Mesela geçen gün Highbury'deydik. Arsenal'ın stadının olduğu semt. O gün komple karton bardakta, plastik bardakta verdiler. Maç günleri stadlara yakın olan pub'larda cam bardaklı servis yok. Evet. Nutella ve mesela çilekli waffle 7 poundmuş. Nutella banana 6.50. Peanut butter banana 6.50 falan filan diye fiyatlar gidiyor. Şuraya bakayım. Kahve. Ha, ice latte 4.20'ymiş. Espresso 2.5, cappuccino 3.50. Öyle.
Bunlar da Alipay'ın fiyatları. Hello. Size bahsetmiştim ya İngiliz arkadaşlarımız yemeğe gelecek diye. Yaklaşık 3 saattir falan yemekle uğraşıyorum arkadaşlar. Tuncer de bir yandan evi temizledi, toparladı. Şimdi sanırım bir 5-10 dakikaya gelecekler. Ben de hemen hemen bütün yemekleri hazırladım. Size göstereyim. Günün menüsünü size göstereyim. Şimdi yaptığım yemekleri size göstereyim. Gördüğünüz gibi ocağımın 4 gözü birden çalışıyor. Bu ocağı bu şekilde görmeyeli uzun zaman olmuştu. Genelde 2 gözünü kullanıyorum ama 4'ü birden aktif. Helal olsun sana koca yürekli ocak. Başlangıç için sütlü domates çorbası yaptım. Beğeneceklerini umuyorum. Risksiz bir çorba. Bu arada sorduk sevmediğiniz herhangi bir şey var mı diye. Hayır yok dediler. Süt koydum içine. Süt domatesin o ekşi tadını biraz daha kırıyor. Böyle tatlımsı güzel bir tat yakalıyor. Ana yemek olarak şu iki arkadaş da ana yemeğim. Hünkar beğendiğinin burada eti. Üstüne koyacağımız küçük kuşbaşı etini koydum. Dana eti aldım bunun için. Burada da beğendisi yer alıyor. Köz patlıcandan yaptım. Öyle patlıcanı fırına falan atmadım. Çünkü o köz tadını çok seviyorum. Bence bu yemeğin olayı patlıcandaki köz tadı. Bunu da beşamel sosla beraber karıştırdım. En sonunda kaşar peyniri ekledim köz patlıcanıma. Bu ikisi de ana yemeğim. Ana yemeğimin yancısı da bu arkadaş. Bu da gördüğünüz gibi hala fokur fokur kaynamakta. Burada da iki renkli arpa şehriye pilavı yaptım. Pirinç pilavından vazgeçtim. Çok klasik. Bir tık farklılık olsun istedim. Arpa şehriyeyi böyle şöyle iki renkli olacak şekilde pişirdim. Bunu da annemden öğrenmiştim. Yarısını önden haşlayıp rengini koyulaştırıyorsunuz, kavuruyorsunuz. Diğer yarısını ekleyip hemen peşine suyu koyduğunuzda iki renkli oluyor. Gelelim mezelerimize. Bitmedi. Bitti sandınız ama bitmedi. Boşuna 3 saattir mutfakta değilim. Bu da kabaklı havuç tarator yaptım. Kabak havuç karışık. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Klasik. Sarımsaklı yoğurt ve biraz da mayonez ekledim. Ve burada humus. Bu humusu ben yapmadım. Bunu restorandan aldım. Restoranın humusu bayağı güzel. Çok seviyorum. Aşırı güzel. Bu da ev yapımı bir humus. Yani market humusu değil. Yine ev yapımı bir humus. Aşırı güzel. Yemeklerim böyle. Bu şekilde. Daha ne olsun? Çorba var. Hünkar beğendi var. Ki hikayesi olan meşakkatli bir yemek. Yanına arpa şehriye pilavım var. Yanına kabaklı havuç taratorum var. Yanına humusum var. Tatlı olarak da cheesecake aldım. Bu kadar. Umarım beğenirler. Aslında patlıcan, bilemedim. Patlıcan bir tık riskli bir yemek olabilir. Çok herkesin sevdiği bir şey değil. Ama daha böyle hani o hünkar beğendi böyle direkt bir musakka gibi falan olmadığı için daha böyle hani beşamelli, creamy, soft bir tadı var. Üstüne biraz da kuşbaşı. Umarım beğenirler. Yanına biraz daha böyle hani fresh bir hava katsın diye havuç tarator yaptım. Humus var falan filan. Bu şekilde bir menü. Arkadaşlarımızın tepkilerini çeker miyim? Ondan emin değilim ya. Şimdi hani evimize ilk defa geliyorlar ya. Direkt böyle karşılarına kamera tutup onları böyle konuşturmak ve videoma alet etmek istemiyorum açıkçası. Henüz öyle bir samimiyetimiz de yok. Dolayısıyla muhtemelen buradalarken çekmem video. Beğeneceklerini umuyorum ya. Sonrasında yemeklerle ilgili yorumlarını sizle paylaşırım ama. Ben de biraz makyaj yaptım. Biraz allık sürdüm. Biraz rimel sürdüm. Böyle. Bu da bizim tavan ışığımız. Işık değil aslında, gökyüzü ışığı. Yani tavana bir delik açmışlar ve böylelikle gün ışığından bu şekilde faydalanıyoruz. Değişik, tuhafıma giden bir uygulama. Size de göstermek istedim. Arkadaşlarımız yemeğe gelmişti ya geçen gün. Onunla ilgili geri dönüşleri yapmayı unutmuşum. Hemen onunla ilgili bir ufak özet geçeyim. Hünkar beğendiği aşırı beğendiler. Çok sevdiler. Hatta ikisi de ikişer tabak yedi. Taratora bayıldılar. Hatta taratorla ilgili şey dediler. Bu Turkish coleslaw herhalde falan dediler. Ondan sonra yani yemekler
bayağı beğenildi ve ikişer porsiyon yenildi. O yüzden çok mutlu oldum. Ben böyle evime gelen insanın bir şeyi böyle ikişer tabak yemesi falan beni aşırı mutlu eder. Neyse, videoyu da kapatayım artık. Video kapanışını da yapmayı unutmuşum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kanalıma eğer abone olmadıysanız abone olun lütfen. Videoyu likelarsanız da çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da aşağı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Of, yine güneşle. Bay bay. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi kalın sağlıcakla. Tschüss.